Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Konumuza bir misal vererek başlayalım. Nuh aleyhisselam zamanında insanların ömürleri uzunmuş. 800 ila 1000 sene yaşarlarmış. Bir kadının oğlu ölür. Kadın çok ağlar. Komşu kadınlardan biri der ki, niye bu kadar ağlıyorsun? Allahu Teala'nın takdiri böyleymiş. Elbette öyledir. Ben ona ağlamıyorum. Ya niye ağlıyorsun? Yavrum fazla gün görmedi diye annelik şefkatiyle ağlıyorum. Oğlun kaç yaşındaydı? 275 yaşındaydı demiş kadın. İyi ama sen buna ağlıyorsun da ahir zamanda gelecek ümmet ne yapsın? Ömürleri 50-60 sene olacak. Ciddi mi söylüyorsun demiş kadın. Elbette. Allah Allah. Onlar evde yapacaklar mı? Hem de kaç tane yapacaklarlar? Ben onların yerinde olsaydım çadırımın kazığını bile değişmezdim demiş. İnsan fıtraten zayıf ve aciz yaratılmıştır. Ebedi yaşamı da istemektedir. İnsanın sonsuz, sınırsız istekleri vardır. Fakat ona verilen sınırlı bir ömürdür. Ömür sermayesi pek az, fakat lüzumlu işler pek çoktur. Bu kısıtlı ömrü çok iyi değerlendirmek gerektir. Rabbimiz Kasas suresi 77. ayette Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet. Dünyadaki nasibini de unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk yapma. Doğrusu Allah bozguncuları sevmez. Fatır suresi 5. ayette ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcılar da Allah ile sizi aldatmasın buyurmuştur. İnsan ölümlü bir varlık olduğunu aklından çıkarmamalıdır. Bu cihetle kendisine verilen bu ömrü Allah'ın istediği yönde yaşamalıdır. Allah yolunda yaşanmayan bir ömrün ne dünyaya ne de ahirete faydası yoktur. Dünyalık kazanmış gibi görünseler de ahirette nasipleri olmayacaktır. Dünyada insan gibi fani bir varlıktır. Yani sonludur. Bir sonu vardır. Allah Celle Celaluhu dünyaya sinek kanadı kadar bile değer vermemiştir. Eğer dünyaya kıymet verilseydi ahireti ve cenneti niye yaratsın? Dünya hayatı çalışma yeri, yani ücret karşılık alma yeri değildir. Karşılık alma yeri ahirettir. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışların başıdır. Bir şeye olan sevgin seni kör ve sağır yapar. Yüce Rabbimiz Ankebût suresi 57. ayette her nefis ölümü tadacaktır. Sonra yine bize döndürüleceksiniz buyurmuştur. Ve yine Âl-i İmrân 185. ayette her nefis ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz size eksiksiz verilecektir. O vakit kim ateşten uzaklaştırılır, cennete sokulursa artık o kurtulmuştur. Zaten dünya hayatı aldatıcı geçimlikten, aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir. Enam 32. ayette dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttaki olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Kehf suresi 46. ayette mal, servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak, ölümsüz olan iyi işler ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır buyurulmuştur. Ölümden kurtuluş yoktur. Ölüm dünya hayatının sonu, ebedi olan ahiret hayatının başlangıcıdır. Nisa suresi 78. ayette nerede olursanız olun, sağlam, yüksek kaleler içinde dahi olsanız, ölüm sizi gelip bulacaktır buyurulmuştur. Kaf 19. ayette ise ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona işte bu senin öteden beri
kaçıp durduğun şeydir denir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Üç şey ölen kimsenin ardından gider. Aile çevresi, malı ve yaptığı işler. Bunlardan ikisi döner, birisi ise kendisiyle birlikte kalır. Aile çevresi ve malı döner, yaptığı işler kendisiyle birlikte kalır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır. Sadaka-i cariye, istifa edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat. Sadaka-i cariye yani hayrı devam eden iyiliklerdir. Herkesin faydalandığı ve varlığı devam ettiği müddetçe sevabı da devam eden hayırlardır. Cami ve medreseler, mescitler, okullar, yollar, köprüler, çeşmeler, sebiller, hanlar, aşevleri ve her çeşit hayır vakıfları bunun örneğidir. Bunları yapanların, yapımına katkıda bulunanların ve bağış yapanların amel defteri kapanmaz ve sevabı sürekli olur. Sevabı devamlı olan ikinci salih amel ise kendisinden insanların sürekli faydalandığı ilimdir. İnsanın öğrendiği ilmi, elde ettiği bilgiyi başkalarına öğretmesi en büyük hayırlardan biridir. Talebe yetiştirmek, kendi ilmini ve bilgisini onlara öğretmek en önemlisidir. Bunun yanında kitap yazmak ve yayınlamak da hayırlı ilme girer. Yazılan kitaplar Allah'ın razı olduğu şekilde olmalıdır. Üçüncü amel ise arkasında kendisine dua edecek, hayırlı ameller yapacak, salih, imanlı, mümin bir evlat yetiştirmek ve bırakmaktır. Rabbimiz bizleri amel defteri kapanmayan bu üç zümre arasına dahil eylesin. Rabbim beni, eşimi, ailemi, soyumuzdan kim gelecek olan varsa onları ve tüm müminleri ehli mümin olarak yaşat, ehli mümin olarak vefat ettir, ehli mümin olarak dirilt ve ehli mümin olarak haşreyle. Bizleri kendisinden razı olduğun, ışığı, nuru önden giden, cennette cemalinle müşerref olan kullarından eyle bizleri. Amin. Allah'a emanet olunuz.